Evet, bugün 6 Şubat 2012 Pazartesi. Paritelerle ilgili genel bir değerlendirme yapacağız şimdi. Fakat öncelikle Yunanistan konusunda hala olumlu ya da olumsuz bir haber gelmediğini belirtelim. Bu da Euro dolar paritesinde ve diğer paritelerde olumlu bir beklenti olması da beraber bir yukarı hareket etmeye çalışsa da sonra tedirginliğin artması da tekrar aşağı doğru bir hareket ederek paritelerde dalgalanmaya neden oluyor. Aynı zamanda Yunanistan'ın hem ikinci yardım paketiyle ilgili sürecinin hala sonlanmaması hem de özel sektör kreditörleri ile ilgili görüşmelerin netleşmemesi tedirginliği gerçekten arttırıyor. Bu nedenle Euro'nun, daha doğrusu Avrupa bölgesinin, Avrupa Birliği'nin gerçekten iki ucu tıkalı bir tünel şeklin haline geldiğini ve tünelin ucunda ışık olmadığını daha önceki yorumlarımızda da belirtmiştik. Ve Fener'le tünelin bir ucundan bir ışık göstermeye çalışıyorlar ve bu nedenle bir umut ışığı gelmiş gibi paliteler bir anda bir hareketlenme yaşıyor. Fakat bunun fener ışığı olduğu anlaşıldıktan sonra tekrar su yolunu bulup eskisi gibi paliteler hareketine devam ediyor. Şimdi Euro dolar paritesinde 4 saatlik grafiklere bakıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi Euro dolarda bugün için öncelikle şuradaki 1.30-82 seviyesinde bir hedefimiz vardı. 82-85 aralığında bu hedefi geçtik. Bunun altında görmüş olduğunuz gibi 1.30-50 seviyesinde bir hedefimiz vardı. Bu hedefi de geçtik. Bunun altında en azından saatlik bir kapanışını da yaptık. 4 saatlik bir kapanış da gerçekleşti. Artık yeni hedefimizin 1.29.98-1.30.05 aralığında olduğunu da söyleyebiliriz. Buraya kadar bir geri çekilme de yaşanabilir bugün içerisinde. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafiklerde bir aşağı hareket sinyali yerleştirmedik. Çünkü bugünlük kapanışta en azından görmemiz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların birbirini kesmiş olması artık aşağı trendin başlama ihtimalini iyice kuvvetlendiriyor. Bunun için de 1.30'un altında en azından günlük bir kapanış görmemizde fayda var diye düşünüyoruz. Saatlik grafiklerde ise zaten daha dikkatli olarak bakarsak aşağı sinyallerimizi yerleştirdik. Hedefimize tekrar söyledim, 1.30 civarları olacaktır. Sterlin dolarda ise durum biraz daha karışık. Çünkü gördüğünüz gibi tam 1.5740 seviyesinde bulunan hedefimize ulaştık. Fakat burada 4 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğunu görüyoruz. 4 saatlik grafiklerde bu hareketli ortalamanın kırdıktan sonra ancak aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyelim. Bunun altında zaten 4 saatlik bir kapanış muhtemelen pariteyi 1.5695-1.57 aralığına kadar taşıyacaktır. Bu da zaten günlük kapanışta bu seviyenin altında olursa aşağı harekette başlama ihtimali biraz daha kuvvetlenecektir diye düşünüyoruz. Kısa vadede de saatlik grafiklerde zaten aşağı sinyallerimizi cuma kapanış ve pazartesi açılış, yani bu gece saatlerinde açılıştan itibaren de yerleştirmeye başladık. Bugün için önemli direncimiz ise şurada görmüş olduğumuz 1.5806. Bu seviyedeki dirence kadar da yukarı hareketler gözlense de eğer bu seviye geçilemezse kısa vadedeki düşüş devam edecektir. Dolar franga baktığımızda ise doğal olarak euro dolardaki aşağı hareketle beraber bir yukarı tepki gözüküyor. Bu yukarı tepki şu anda görmüş olduğunuz gibi şuradaki 0.9246'ya kadar devam etti. Bu seviyenin biraz daha üzerine çıkmamız durumunda 0.9287 seviyesine kadar da yukarı hareketin devamını bugün için görebiliriz. Kısa vade için yine konuşursak 0.9180 seviyesindeki pivot noktası aynı zamanda hareketli ortalamaya da çok yakın olduğu için önemli bir destek. Bu seviye kırılmadığı takdirde kısa vadede yukarı hareketin devamı gözlenebilir. Dolar Japon yenine baktığımızda ise yine yukarı hareketin devamını görüyoruz. En son Cuma günü yapılan bu tarım dışı istihdamla beraber yaşanan yukarı hareketten sonra görüyorsunuz günlük pivot noktası olan 76.46'nın üzerindeyiz şu anda. 76.70 seviyesindeki hedefimize ulaştık. Önümüzde şu anda iki tane hedef kaldı. 76.83 ve 77.06 seviyesi. Bu seviyelere kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir. Şuradaki 76.46 seviyesindeki pivot noktası da bugün için kısa vadeli destek noktamız olacaktır. Dolar TL'ye baktığımızda bunu 4 saatlik grafiklere
çevirelim. Görüyorsunuz 4 saatlik grafiklerde öncelikle genel görünüm aşağı olmaya devam ediyor. Şurada görmüş olduğumuz 77-70 seviyelerindeki hareketli ortalamamız önemli bir direnç. Görüyorsunuz bakın şu seviyede, ondan sonra şu seviyede, şu bölgede, şu bölge ve şu bölgede çok güzel şekilde direnç olarak çalıştı bu direnç seviyemiz, hareketli ortalamamız. O yüzden 77-80 civarları da diyebiliriz. Pardon, 1.77.80, evet bu civarları da diyebiliriz. Bu seviye geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamı gelebilir. Trend orta vadede aşağı almaya devam edecektir. Kısa vade için bakarsak yavaş yavaş görüyorsunuz hareketli ortalamaların kesiştiğini ve yukarı hareketin başladığını görüyoruz. Bugün için bizim önemli diye tahmin ettiğimiz nokta 1.76.28'di. Bu seviyenin üzerinde kapanış yaptık. O yüzden gün içerisindeki artık ilk hedefimizin bir ara destek, ara direnç olan 1.76.90 olduğunu da söyleyelim. Bu seviyeye kadar bir yukarı harekette gün içerisinde gözlenebilir. Altın fiyatlarına baktığımızda ise görüyorsunuz ciddi bir şekilde bir düşüş yaşadı altın. Geçtiğimiz cuma günü özellikle ki yaşanan düşüş şuradan bakarsak yaklaşık 380 pip civarında, 38 dolar civarında bir düşüştü. Ve bugün de bu düşüşün devamını görüyoruz. Şu an için ilk hedefimize daha ulaştık. İlk hedefimiz olan şuradaki 1721.87'ye ulaştık. Fakat ardından gelen 1712 hedefine daha ulaşmış gözükmüyoruz. O yüzden 1712.51'deki olan hedefimize kadar bir geri çekilme daha yaşanabilir. Buranın da altında neresi var diye bakarsak yaklaşık olarak 1697.37'ye kadar da bir gevşeme gözükebilir. Fakat stokastik göstergesi özellikle 4 saatlik grafikler açalım. Orada da yine aynı şeyi göreceksiniz. Çok dipte. O yüzden artık şu aralıktan muhtemelen alıcılar ile karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli. Stokastik göstergesinin birazcık toparlanması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, bugünkü analizin de sonuna geldik. Detaylar için yine ana sayfamızdan son dakika analizleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu bölümü de sürekli olarak güncellediğimiz için daha detaylı analizler ve daha güncel analizlere ulaşabilirsiniz. Yeni hedef notlarında bu bölümden takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.